Sözlerin, notaların ve seslerin büyük buluşmalarında bugün Ajda Pekkan ile Fecri Ebcioğlu, gözler birleşmiş iki yabancı, Fikret Şeneş, Şehrazat, Sezen Aksu, ve Tarkan Bağır. Ve huzurlarınızda Türkiye'nin süperstarı ve kariyerinde iz bırakan isimler, şarkılar. Kimler geçti hiçbirisi, hasretini gidermedi en güzeli. Senin kadar sevilmedi kimler geldi, kimler geçti. O sözlerle siz beni çok sevdiniz. İşte o sözlerin en büyük yaratıcısı bu akşam aramızda. Çok değerli dostum Fikret Şeneş aramızda. Hep birlikte alkışlayalım. Taş gersen affet gitsin aldırma. Büyüküm sende kalmasın sonunda. Kusuz her gece. Ajda Pekkan'ın hayatında Fikret Şeneş'in özel bir yeri vardır. Ajda kariyerinin en önemli şarkıları onun kaleminden çıkmıştır çünkü. Daha ülkede feminizm kelimesinin anlamı dahi bilinmiyorken, kapı açık, arkanı dön ve çık diyen o güçlü kadın imgesi Ajda'nın suretinde Fikret Şeneş'in ta kendisidir aslında. Avrupa'yı görüntüsü, trend yaratan stiliyle sırtlanır Ajda bu şarkıları. Ütopik bir kadın modelidir bu Türkiye'de. Yaptığım işten ve bugüne kadar getirdiğim Ajda Pekkan markasından çok mutluyum. Ama arkasında ben durduğum için, eğer ben durmasaydım olamazdı. Çünkü sistem yoktu ki. O sistemi yaratmak, tek başına bir kadın olarak buraya kadar getirmek 50 seneye yakın. Hakikaten yürek ister. Hakikaten çok zor. Ajda Türkiye'nin ilk modern ve iddialı yüzüdür. Yani 60'ların sonunda, 70'lerin sonunda Türkiye modernlik simgesi Ajda Pekkan'dır. Giyimi, kıyafeti, davranışları, seçtiği şarkılarla başladı. Sonradan işte o büyük Ajda Pekkan oldu. Ajda Pekkan kendini bildi bileli müziğe sevdalıdır. 60'ların başında İlham Gencer'in sahibi olduğu dönemin popüler gece kulübü Çatı'da sahne çalışmalarına başlayan Pekkan için kısa bir süre sonra yeni bir yol açılacaktır. Ben bu aşka düşeni ağlamadık gülüm yok. 1963'te Ses Dergisi'nin yarışmasında sinema güzeli seçilerek Yeşilçam'a ayak basar. Kısa sürede sayısız film çeker. Sanki birbirimizi yıllarca aramıştık. Oynadığı filmlerde şarkılar da söyleyen bu genç kızın hayali ise bir an önce müziğe geri dönmektir. Kalbimde dolaştım bulmak için ben her yeri. Oldum artık bak ben bir serseri. Ajda Pekkan sinema yaparken Fecri Ebcioğlu'yla orada yolları kesişiyor. Fecri Ebcioğlu, Ajda Pekkan'ın şarkıcılık anlamında tutunabileceği en önemli isim o tarihte. Gece karanlık, eller birleşmiş. Gece karanlık, kalpler sözleşmiş. İki yabancı,
tanışmışlar böyle. Ajda Pekkan'ın şarkıcılık yolundaki ilk başarısı 1967'de sözlerini Fecri Ebcioğlu'nun yazdığı iki yabancı şarkısıyla gelir. Kalpler sözleşmiş iki yabancı, gölgeleri silmiş. Fecri Ebcioğlu müzikte umut vadeden bu genç kızın elinden sımsıkı tutar. Bir gün bir arkadaşlarla oturuyorduk şeyde, Ozan Kulüp diye Caddebostan'da. Arkadan bir ses duydum. Fecime bir dakikasından konuşabilir miyim? Bir baktım, o bebek gibi bir kız. Bu Ajda Pekkan. Ajda Pekkan. Affedersiniz dedi, benim sesim var. Arkadaşlarım hep ısrar ediyorlar. Bana şarkı söyletiyorlar. Lütfen beni bir dinler misiniz dedi. Ertesi gün randevu verdik, radyoya geldi. Bir başladı. Un Anna D'Amore diye bir şarkı. Hatırlıyor musunuz Ajda Hanım? Un Anna D'Amore. Ben çıldırdım. Ben inanamadım. Geçtim Kumanda Adası'na. Ve o gün karar verdik ki bu Ajda şarkıcı olacak. Bak bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde. Ebcioğlu o günlerde birçok şarkıcıya daha söz yazmaktadır. Yabancı şarkılara yazılan Türkçe sözlerle yol almaya başlayan Türkçe sözlü hafif batı müziği büyük ilgi görmektedir. Henüz Türkçe şarkı söyleyen çok az sayıda kadın şarkıcı vardır ve var olanlar da caz müziğinden gelmektedir. Gelirim çok uzaklardan. Ajda hem onlardan daha genç hem de daha pop ve daha iddialıdır. Fecri Ebcioğlu da bunun üzerine oynar. Onun şarkı sözlerinde Ajda 60'ların modern ve özgür kızıdır. Çapkın, çapkın, bu akşam da ben seni aldım. İlk pop müziği trendini, ilk pop müziği konseptini ve formatını ben getirdim. Çünkü benim başladığım dönemde gazino olayı vardı. Ya da caz müziği vardı. Mesela rahmetli Sevinç Ters, büyük sanatçı. Sevgili Ruçhan Çamay, rahmetli Ayten Atman, o büyükler vardı. Biz böyle bakardık yani. Ve ben ikisinin arasında bocalıyordum. Yani gazinoda söylenen şarkılar ve repertuar. Sonra da caz kültürü. Yok olabilirdim de. Ama bir ilki başlattığıma inanıyorum o dönem. Cesur davranmam işe yaradı galiba. Yağmurlu bir gündü, tıpkı bugün gibi. Kaybetmiştim seni, kaçtı gözyaşım, karıştı yağmura. Ajda Pekkan, Fikret Şeneş ortaklığı ise 1970 yılında başlar. Fikret Şeneş, o güne dek birçok farklı isme yazdığı şarkılarla adından söz ettirmiş bir şarkı yazarıdır. Sadece söz yazmıyordur aslında. Söz yazacağı şarkıları da kendisi seçiyor, hangi şarkıcıya uygun olacağına karar veriyor, yani o günlerde adı konmamış bir işi. Süpervizörlüğü de kendisi yapıyordur. Nitekim Ajda'nın ilk büyük değişimi de Şeneş'in onun için seçtiği şarkılarla başlar. Sen neyi aradın, sevgi buldun mu yabancı? Fikret Şeneş'in Ajda Pekkan için yazdığı ilk şarkı Sensiz Yıllarda olur. Sensiz yıllarda yaşadım sana, sensiz yıllarda unutmadım seni. Sensiz yıllarda da Fikret Hanım'ın anlatmasıyla mutfakta yemek yaparken, radyo dinlerken TRT'de duyduğu bir şarkıya birden dikiliyor ve hayran oluyor bu şarkıya. Bir hisler geliyor çünkü. Uzun bir süre uğraşıyor o şarkıyı bulmak için radyodan ve buluyor şarkıyı ve şarkıyı yazıyor. Çok büyük bir patlama olmadı ama çok sevilen bir Ajda Pekkan plağı oldu. Sevgi buldun mu yabancı kollarda, mutlu oldun mu?
Fecri Ebcioğlu'nun tekerlemeli, eğlenceli ve bir parçada çocuksu şarkı sözlerinden sonra bu şarkı Ajda için tam bir milattır aslında. 60'lı yılların genç kızı, 70'lerin genç kadınına dönüşmekte, daha ayağa yere basan, daha inandırıcı hikayeleri olan şarkılar söylemektedir artık. Belki arar da sorarsın. Tam bir imaj çizilmemişti Ajda Pekkan için. Sanırım bu şarkıyla beraber doğru yolda yürümeye başladı. Bilmem ki bu akşam sen de bir hoş musun? İçmeden... 1972 yılında Fikret Şeneş bulduğu bir İngilizce şarkıyı Kimler Geldi Kimler Geçti adıyla Türkçe'ye adapte eder. Ajda'nın hiç sevmediği ve söylemek istemediği bu şarkı Şeneş'in ısrarıyla plağa okunur. Aa, ben söyleyemem bunu dedi, sevmedim dedi. Peki kızım, sevene kadar bekler bu şarkı, yapılacak dedim yani. Hasretini gider dedi hep güzeli. Senin kadar sevilmedi kimler geldi, kimler geçti. Ben kimler geldi, kimler geçti söylediğim zaman bana on numara büyüktü o şarkı felsefe olarak. Anlamıyordum bile, Fikret Hanım karşımda eziliyor. Geldi daha romantik ol, işte şurasını şöyle ses tınır filan olsun. Ben, benim sesim böyle çıkıyor filan diyordum. Dümdüz söylüyordum mesela. Şimdi söylerken daha yorumsal şeyler yapıyorum. Daha güzel oluyor. Daha kafamda yaşatabiliyorum sesimle beraber. O şarkı bence Ajda Pekkan'ın başlangıcı şarkıdır. Kimler geldi, hayatından kimler geçti hiçbirisi. Hasretini gider dedi hep güzeli. Senin kadar sevilmedi kimler geldi, kimler geçti. Kimler geldi, kimler geçti. Türkiye'de yazılmış en akıllı Türk şarkılarından biridir. Yani bu şarkıya katılmamak mümkün değil. Ne zaman çalarsan çal, kimse bu şarkıyı durdurttum diyemez. Bilmem ki bu akşam sen de bir hoş musun? İçmeden hatıralardan sarhoş musun? Ellerin sanki bak hala ellerimde. Yanıyor, duyuyor musun? Dostlar seni söylüyor, sahi mutsuz musun? Bu yolda dönüş yok, sen bilmiyor musun? Her şey gönlünce olmaz demiştim sana. Kaderden kaçılmaz görüyorsun. Hiçbirisi hasretini gidermedi en güzeli. Senin kadar sevilmedi kimler geldi, kimler geçti. İfade ettiği şey büyük bir aşkta beklenen ideal erkek. Nitekim iki tane satır var ki bütün onun şeyini, özünü bize anlatır. En güzeli senin kadar sevilmedi lafı bir. Bir de hiçbirisi hasretini gidermedi. Yani demek ki insan hayatında gayet tabii birkaç kez sevebilir. Ondan sonra bir kişiye hakikaten şimdi yeni tabirle ruhunun eşine rastladığı zaman işte o zaman aşk yaşamaya başlar. Fikret Şeneş'in yazdığı bütün şarkılar bir kişiye yazılmıştır. 50 senelik aşkı Kemal Bey'e yazılmış şarkılardır. Fikret Hanım'ın aşkına doğru yazdığı en büyük sözlerden bir tanesidir. Kimler geldi, kimler geçti. Bir günah gibi gizledim seni. Kimse görmedi. Dream.
Fikret Şeneş, Ajda'ya sadece şarkı seçmek ve şarkı yazmakla kalmaz. Onun şarkıcılık tekniğini de değiştirir. Türkçe vurguları ve diksiyonu belirgin bir şekilde farklılaşmıştır Ajda'nın. Bunun için saatlerce stüdyoda kalırlar. Fikret Şeneş her bir şarkıyı defalarca söyletir Ajda Pekkan'a. Kelime kelime çalışırlar. Ajda'nın yıllarca taklit edilecek şarkı söyleme stili böyle doğar. Karşıma oturtup da böyle tıpkı bir şey gibi, öğretmen gibi, hı-hı, hadi olmadı bir daha, olmadı bir daha, finaller, işte bilmem neler. Hepsiyle alakadar olmuşumdur. Bir parça yoktur ki kendi saymış olduğu. Hepsini ben seçmişimdir. Fakat ondaki iradede, yani onu muhakkak söyleyecektir artık çatlasa da. Ve çalışır. Ve çalışkandır ve seyircisine hürmeti vardır. Fikret Hanım'la ise bütün bir hayatım neredeyse geçti. Hayatımın yarısı diyeyim size. Onu görmekten annemi çok göremiyordum. Ama yapacak bir şey yoktu çünkü şarkı söylemeyi çok sevdiğim için çok da prensipli çalışıyordum. Kendisi de öyleydi Allah için. Oturup beraber çizerdik resim gibi. Yani Ajda Pekkan, Fikret Şeneş diye baktığımız zaman bir teamwork var. Yani bir ekip çalışması var. O sinerjinin getirdiği, doğurduğu bir başka şeyler oluyor. Bu şarkıya aksediyor, bu dostluğa aksediyor. Şimdi gel de gör beni, bambaşka biri. Topladım dağılan kalbimin her köşesini. Ardından ağlayan o zavallı kız nerede şimdi, gel gör beni. Sevenlere vereceğim sevgimi, her şeyimi. Bugünü aslında nasıl sabırla bekledim dün. Seni yalvarırken görmek, seni ağlatabilmek. Geçmişi senden geri alma, bütün ümidim dün olmaz artık. Ajda bu şarkıları söylerken hem yaşamı hem duruşuyla çok bütünleşiyordu. Fikret Hanım'ın en büyük sözüdür. Ajda Pekkan benim en iyi vitrinimdir. Yani bu cümle her şeyi anlatıyor. Belki tatlı tatlı bu yalanlar. Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım. Kokan rüzgarla nasıl geçermiş gelecek yıllar. Yere inen mi gökteki yıldızlar. Dinleyemem bunlar hep boş laflar. Aşk bitince sözler neye yarar. Yüreğim söylüyor bu sözlere, inan. Palavra, palavra, palavra. Sözleri Fikret Şeneş tarafından yazılan Palavra Palavra, Hoş Görsen, Sana Neler Edeceğim başta olmak üzere birçok hit şarkı 70'lerin ilk yarısında Ajda'ya süperstarlık yolunu açan şarkılar olur. Altıncı Ajda Pekkan 33'lüğü Süperstar adıyla 1977'de piyasaya sürülür. Bu plaktaki 10 şarkının 6'sının sözleri Fikret Şeneş imzası taşımaktadır. Sarhoşluk bu içki mi? Anlamadım gitti. Ajda Pekkan yeni bir 33'lük için stüdyoya girdiğinde artık geride bıraktığı koca bir Fransa macerası vardı. Enrico Macias'la Olimpiyada konser vermişti. Yanı sıra Fransa'da bir takım uluslararası bağlantıları olmuştu. Başka ülkelerde, başka dillerde plakları yayınlanmıştı. Dolayısıyla bizim gözümüzde artık o bir kahramandı. Ve Süperstar adını hak etmişti. Hiç bunlar ödemdiler.
yemeye değer mi? Şu bir sancık ömürle yeter mi? Hoşçakal sen, aklı değilsin kandırma. 33'lük Süperstar adıyla çıktığı zaman kimse niye böyle oldu diye sorgulamadı ve herkes Süperstar lakabını o gün kabul etti. Unut demek ki dile kolay, ateş düştüğü yeri yakan, anlamaz ki o kalem, yar gider gider uzaktan tarar. 1979 çıkışlı Süperstar 2 albümünde ise şarkı sözlerinin tamamı Fikret Şeneş tarafından yazılır. Bu albüm Şeneş ve Pekkan işbirliğinin doruk noktalarından biri olur. Yaşamak dururken hala dargınsın yarınlara, aykıracak nefesin kalmasa bile. Ellerim uzanır olduğun yere, gözlerim görmese ben bulurum yine. Kalbim durmuşsa inan, çarpan seninle aykıracak. Aşk ateşim yansın, bizim gibi seven gönüllere yazık, böyle ayrılmasın. Yeniden başlasın, burada kalmasın. Ölüme kadar da hani yeniden şükretesin. ...1979 yılına geldiğimizde çok ciddi bir disco müziği modası vardı dünyada. Ve Ajda Pekkan bir anda kendini ona adapte etti. Tabii yine Fikret Şeneş'in süpervizörlüğünde ve onun seçtiği şarkılarla kendini yine güncelledi. Mesela saç rengini değiştirdi, bambaşka bir imajda ve daha gençleşmiş olarak çıktı dinleyicinin karşısına. Belki de imaj maker'ım da bilinçaltı kendim olduğum için bir değişiklik yapmak lazım galiba filan deyip onu öyle yapıyorum. Bir de çocukken bebeklerle oynamayı çok severdim. Belki de hala kendimi o bebeğim zannedip kendimi süslüyorum falan, yani tam bir kız çocuğum oldu. Gloria Gaynor'ın o yıllarda dünyayı kasıp kavuran I Will Survive şarkısından Fikret Şeneş'in Türkçeleştirdiği Bambaşka Biri bu albümün açılışını yapar. Masal Fuat işte biliyorsunuz vardı. Hı hı. Karşılaştık şeyde, otelde. Geldi yanıma Fikret abla, ya dedim ne var? Sen ne güç iş yapıyormuşsun meğer dedi. Neden dedim. Ya anam dedi, biz bestenin üstüne yazıyoruz bilmem ne. Sen bunu alıyorsun, nasıl uyduruyorsun? Kimse daha cesaret edip bir ikincisini, ya dünyanın en güç prosedür olan parçalarından biridir. Seni yalvarırken görme, seni ağlatabilme. Geçmişi senden geri almak bütün ümidimdi. Almasan kapı açık gel, arkanı dön ve çıkar. İstenmiyorsun artık. Şarkının zaten kendi orijinal sözleri de öyle. Yani şarkının kendi içeriği de öyle. Onu bu kadar güzel transpoze edebilmek, onu bu kadar güzel sözlerle dizelemek. Ondan sonra da birazcık da kendime orada pay biçiyorum. Onu yorumlamak da bir meseleydi. Eğer benim o konuda altyapım olmasaydı yorumlayamazdım zaten. Yani onu tınısını verirken o lisanı, o vizyonu olması lazım insanın. Yıkılmadım ayaktayım, o yaşadım. Yaşıyorum, başım yukarıda, meydan okuyorum. Hayata ve sana gönlüm doluyor aşkla. Karıştım bak hayatla, başladım yaşamaya. Hey, hey, hey.
Süperstar albümlerinin başarısının ardından Ajda Pekkan, Genel İstek üzerine 1980 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil eder. Yarışmaya sözlerini Şanar Yurdatapan'ın yazdığı, Atilla Özdemiroğlu'nun bestelediği Petrol adlı parçayla katılır. Ajda sonradan itiraflarında söyledi ki ben istemiyordum Petrol'ü çünkü kendi imajına uygun bulmuyor ki doğrudur. Fakat ülke çok sevdi şarkıyı. Hatta jüri üyelerinden itiraf geldi. Vallahi biz de seçmezdik ama çok fazla eşimiz dostumuz o kadar çok büyük baskı geldi ki. Diye bir şekilde Petrol seçildi. Ama bence iyi oldu çünkü ilk defa Eurovision'da 0-2-4 puanlarda dolaşırken birdenbire sonuncu olmadık. Şarkı hala seviliyor. Hala yurt dışında 3 dile çevrildi, yayınlanıyor. Hala ben bir takım gelir elde edebiliyorum Sasem'den, yurt dışındaki şeylerinden, haklarından. Ben o kadar popüler bir sanatçı olup katıldığımda yani kazandım mı? Kazanamadım. Olmadı. Ters bir zamandı. Girmemeliydim. Şimdi girsem belki kazanırdım. Sting gibi de şimdi. Orient müzikler koyabiliyor. Ben de bugün Orient söylemeyi çok seviyorum. Ama o zaman öyle bir şey yoktu. 2000'li yıllarda Petrol Türkiye'yi temsil etseydi çok daha farklı bir derece alabilirdi. Nitekim Sertab'ın şarkısı da Petrol'den aşağı kalır değildi. Alaturka ve Orientallik bakımından. Bir gün olsun gülmezse. İnsanlarda şöyle bir algı vardı. Ajda Pekkan yerli beste söyleyemez. Bir Mina şarkısını Mina gibi söylüyordu. Enrico Macias şarkısında Enrico Macias gırtlak oyunlarını yaparak söylüyordu. Zannediyorum biraz Eurovision başarısızlığından sonra da bunu ispat etme çabasına girdi. Ve tamamen yerli bestelerden, hatta Alaturka ve Arabesk ağırlıklı şarkılardan oluşan Sen Mutlu Ol albümü ortaya çıktı Eurovision'dan hemen sonra. Garo Mafya'nın yaptığı düzenlemeler her ne kadar caz konseptinde olsa da Ajda Pekkan ve onun şarkılarını sevenler o şarkılarda buluşamadı. Kimini sevgi, kimini nefret, kimini... Ajda da bunun farkındadır. Fikret Şeneş'in kapısını bir kez daha çalar ve 1983 yılında yayınlanan Süperstar 3 adlı albümle bu ortaklık Ajda'yı bir kez daha zirveye taşır. Kimini sevgi, kimini nefret, kimini hasret alır ya. Kimi aylarca, kimi yıllarca, bir yaşamca kalır ya. Ajda Pekkan kariyerindeki en önemli albümlerden biridir Süperstar 3. Çünkü Uykusuz Her Gece, Bir Günah Gibi, Son Yolcu gibi bir dolu hit çıkarmış bir albümdür. O bambaşka birideki ayakların üzerinde duran güçlü kadın imajı Uykusuz Her Gece ile bir kere daha pekiştirilmiştir. Uykusuz her gece. Uykusuz Her Gece mesela albüme son dakikada girmiş bir şarkıdır. Çünkü San Remo şarkı yarışmasında Enis Levert'in konu sanatçı olarak çıkarken orada söylediği şarkıdır. Hemen Fikret Hanım teybe kaydedip şarkıyı ah bu çok güzel deyip ertesi gün söz yazmış ve albümden başka şarkı çıkartıp onu koymuşlar. Neydi kopan içimde? Yıllar zincirinde öldüm sanki yaşarken kaçtım evvel o sahne. Son defa dolar yıllar gözlerime. Ajda ve Fikret Şeneş ortaklığı 1991 yılında bozulur. Ajda Pekkan 1996 yılında Fikret Şeneş'in yazdığı son şarkı sözü olan Bir Hatayı seslendirir. Unutmak kolay değil. Nefret geçse yerine. Affetmek zor ki.
kelime. Yakışmıyor dilime. Ancak bir hata şarkısı beklenen etkiyi yaratmaz. Bunun üzerine Pekkan bir Best Of albümü çıkarır. Fikret Şeneş şarkıları Ajda'yı bir kez daha müzik gündeminin tepesine yerleştirir. Seni yalvarırken görmek, seni ağlatabilmek, geçmişi senden geri almak, bütün ümidim de olmaz artık. Kapı açık, arkanı dön ve çık, oho, istenmiyorsun artık. Hoş görsen affet gitsin, aldırma büyüklük, sen de kalsın sonunda. Sen sarıl, o sana sarılmazsa, sen unut unutmazsa. O dönem tabii bana çok büyüktü söz olarak o şarkılar. Bir karış havada aklımızın olduğu seneler onlar. Bana demişti zaten, yıllar sonra Ajda'cığım orta yaşı aştıktan sonra sen bunun kıymetini, bu sözlerin anlayacaksın. Gerçekten de hepimizin daha böyle olgunlaştıkça, hayatın bir takım gerçeklerini yaşadıkça, paylaştıkça daha iyi algılıyorsunuz. ...1990 yılında Ajda albümünde ilk kez iki şarkısını duyduğumuz Şehrazat, sonrasında Ajda'nın yeni müzikal ortağı olacaktır. Sen de yaz 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 bir kenara yaz bütün sözlerimi. Yanılırsam çık karşıma göster kendini. Yaz yaz yazla başlayan bu ortaklık Ajda'yı 90'lardan 2000'lere, oradan da 2008 yılına kadar taşır. Eline gözüne dizine. Şehrazat bizim bir dönem solistliğimizi yaptı. İstanbul Gelişim'in orkestra şarkıcısıydı. Yani müziğin içinden gelen müziği icra eden bir kişi Şehrazat. Yani yıllar sonra şarkı sözü yazar olmadı. Şimdi Şehrazat'la tabii bir de müzik lisanında konuşabiliyorsunuz. Ajda'nın en güzel tarafı müzik lisanını konuşabilmektir. Çok dinleyen, çok araştıran, yeni bir şey keşfettiğinde hemen gelip paylaşan. Bak yeni bir, o zamanki tabii şeyle söylüyorum, kaset. Bir kaset buldum, bak ne güzel işte, çok plak buldum. Bunları da yaşayanlık için. Şehro da öyle aynı şekilde. O beraberlik de çok güzel gitti. Yaz Yaz Yaz'ın kazandığı başarının ardından Ajda Pekkan 1991 yılındaki albümünde kendini tamamıyla Şehrazat'a emanet etti. Yani bir nevi 70'ler ve 80'lerdeki Fikret Şeneş'in rolünü 90'larda Şehrazat üstlendi. Sen iste her şey çok güzel olur. Sen iste Aynen öyle, Flu gibi şarkılarla da Şehrazat'ın Ajda Pekkan üzerindeki etkisi uzunca bir süre devam etti. Ajda Pekkan'ın kariyerinde yakın arkadaşı Sezen Aksu da önemli dönüm noktalarından biri olur. İlk kez Ajda 93 albümünde birlikte çalışan ikili 2006'da yeniden bir araya gelir. Ortaya Vitrin başta olmak üzere birçok hit şarkının yer aldığı Cool Kadın albümü çıkar. Artık böyle yine güzel müzikler bulunamazken öyle bir dönemler oluyor ya, böyle tıkanıyor her şey.
Bir gün böyle işte konuşuyoruz, yapsak yapmasak. Şimdi mesela şöyle bir şey olabilir. Siz bir şöhretsiniz, kendi başınıza o tuğlaları tırnaklarınızla koya koya gelmişsiniz bir yerlere. Sonra Türkiye'de böyle şey var ya, hani bir ayrıştırmalar, ayrımcılık falan. Onların hepsini kafamdan sildiğim senedir o seneler. Yani Vitrin albümünü yaptığımızda. Çünkü dedim ki yani sonuçta biz çok iyi arkadaşız, kardeşiz. Yani böyle bir komplekse girmenin alemi var mı? Yani Sezen bana şarkı yazdı, beraber çalıştılar 3-4 şarkı. Ve albümde hep beraber hepimiz birbirimizin prodüktörü olduk, paylaştık. Bu ne kadar onur verici bir şey. Oradaki bütün şarkılar vallahi gece oturuyordu. Çömelip ben de orada tık 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 mesela Kuğu Kadını yazıyordu. Çünkü o anda bir de yoğunlaşıyorsunuz askerlik gibi. Orada o dostluğu, o sevgiyi, o sıcaklığı yakalayınca siz dökülüyorsunuz zaten her türlü. Gerçekten güzel bir şey çıktı ortaya sonuçta. O albümle zaten patladı olay. Akıllı kâr değil. Ben senin yerinde olsam ufak ufak uzarım. Durmam pılımı fırtımı toplar giderim. Süperstar son yıllara Tarkan imzalı Yakar Geçerim ve Ben Yanmışım şarkılarıyla bir kez daha damga vurur. Ben senin yerinde olsam ufak ufak uzarım. Durmam pılımı fırtımı toplar giderim. Bakmam gözyaşına, bakmam bir dakika bile katlanmam. Tarkan da mükemmel, mükemmel bir insan. İlk Yakar Geçerim'de tedirgindi birazcık. Ajda'cığım beğenecek misin bu şarkı? Çok merak ediyorum. Çünkü bu daha çok kadının Türkiye'de ezilmesiyle ilgili. Sana çok değişik gelebilir sözleri ama inan ki söyledikten sonra bunu herkes çok benimseyecek. En başta sen çok seveceksin demişti. Ben onun kadar titiz olmadığımı gördüm ve bunu üzüldüm kendi kendime. Çünkü o çok titiz. Yani deli gibi. Ve o şarkı çok güzel oldu biliyorsunuz. İyi ki de yaptık. Şimdi benim hayatımda bir de Tarkan'ım var tabii. Ben hep yenilikçi, kadınların umudu bir sanatçı olarak var oldum. Sezen onların yüreğini tırmalayan, kanatan, ağlatan, onların içindeki o üzüntüleri ortaya fışkırtan, çıkartan insan oldu. Yani bunu takdir etmemek mümkün değil. Ve bizim bir tek erkeğimiz var. Mesela bu konuda hakikaten bizimle aynı frekansta olan Tarkan mesela bugün baktığımız zaman. Gerçekten... O da çok hassas, sizi anlayabiliyor, her yaşa hitap edebiliyor, size çıkabiliyor yaş olarak, küçüğe inebiliyor. İşte biz de öyleyiz zaten, o yüzden kazancımız o. Yani bir yerde kalmamak, ben şuyum, ben oldum artık dememek. Ben senin yerinde olsam ufak ufak uzarım, durmam pılımı fırtımı toplar giderim. Bakmam gözyaşına, bakmam bir dakika bile katlanmam sevene. Sen unut, unutmazsan. Sen de yaz, yaz, yaz bir kenara. Yaz bütün sözlerimi. Yanılırsam çık karşıma. Göster kendini. Gel bu evi saklanalım.
şarkılar vardır, hayatlarımıza silinmez izler bırakan. Her kelimesine, her notasına bir anı, bir hayat sığdıran. Ve sesler vardır, şarkılara can veren. Fecri Evcioğlu, Fikret Şeneş, Şehrazat, Sezen Aksu ve Tarkan yazdı, Ajda Pekkan söyledi. Biz bu büyük buluşmalara tanık olduk. Şarkılar yanımıza kar kaldı. Kimler geldi hayatımdan, kimler geçti, hiçbirisi hasretini gidermedi. En güzeli senin kadar sevilmedi. Kimler geldi, kimler geçti. Muhteşem yüzyıldı gerçekten. Yok artık. Yok. Yani o dönemler bir daha dönem olarak geri gelmiyor. Eğer kıymetini biliyorsanız yaşıyorsunuz zaten. Bilmiyorsanız da gidiyor, geçip gidiyor o yıllar ne yazık ki. Ama şimdi hepimiz bunu ne kadar özlemle dile getirdiğimize göre öyle bir dönem yok artık. Gittikçe yok.